bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi yoktan var eden Allah-u Teala'nın üzerimizde hakkı vardır. Allah-u Teala'nın üzerimizdeki hakkı onu mabud edilmektir. Ona kulluk yapmaktır. Ona ibadet etmektir. Ona itaat etmektir. Ama kulluk yapacağımız zaman veya ibadet edeceğimiz zaman hiçbir şeyi ona şirk koşmadan veya ortak koşmadan ibadet etmeliyiz ve kulluk yapmalıyız. Allah'ın üzerimizdeki hakkı budur. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizde hakkı vardır. Ona iman etmek, Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek, ona itaat etmek, ona tabi olmak, onu örnek almak, onu herkesten daha fazla sevmek. Ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala tarafından gönderildiğine iman etmemiz gerekir. Bir kimse Allah'a inanır da Peygamber'e inanmazsa o insan iman eden kimselerden değildir. Bir kimse Allah'a inanıyor, Peygamber'e de inanıyor ama Peygamberimizin peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanmıyorsa yine iman eden kimselerden değildir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını hakkıyla vermek için niyet etmeliyiz, gayret etmeliyiz, Allah'a dua etmeliyiz. Annemizin, babamızın da üzerimizde hakkı vardır. Onlara gereken saygıyı, sevgiyi göstermeliyiz. Onlara gereken yardımı yapmalıyız. Onlara eziyet vermemeliyiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Annemizin, babamızın hakkı da bundan ibarettir. Çocuklarımızın da üzerimizde hakkı vardır. Onları güzel bir şekilde dinimizin emirlerine göre, dinimizin kurallarına göre yetiştirmek, onları küfürden, şirkten, günahlardan, haramlardan korumak, onları güzel bir isimle isimlendirmek, onlara Allah'ın kitabını öğretmek çocuklarımızın üzerimizdeki haklarıdır. Komşularımızın da üzerimizde hakları vardır. Onlara eziyet vermemek, onlara kötülük yapmamak, onlara saygısızlık yapmamak ve bizim de bütün bunların üzerlerinde hakkımız vardır. Bizim de insanlar olarak bütün bunların üzerlerinde hakkımız vardır. Hakkı hak sahibine hakkıyla vermemiz lazımdır. Herkes hakkını bilirse, herkes hakkını hak sahibine verirse şüphesiz ki o zaman insanlar huzur içinde yaşayacaklardır. Güven içinde yaşayacaklardır. O zaman mahkemelere de gerek kalmayacaktır. Polislere de gerek kalmayacaktır. Çünkü herkes hakkını koruyor, herkes haddini biliyor, herkes insanın hakkını hakkıyla vermek için gereken çalışmayı yapıyor. Biz iman eden kimseler olarak özel bir şahsiyete sahibiz. Özel bir şahsiyete sahip olmamız farzdır. Çünkü iman eden kimseleriz. Biz insanlar olarak boşu boşuna, lüzumsuz yere, gereksiz yere yaratılmadık. Veya yalnız dünyanın peşinde koşmak için de yaratılmadık. Dünya bizim için yaratılmıştır. Biz dünya için yaratılmadık. Dünyanın peşinde koşmak olmaz. Dini imanı bırakıp da dünyayı mabud edilmek, ilah edilmek olmaz. Biz dünyaya gönderildik Allah'a ibadet etmek için. Allah'a kulluk yapmak için. Dünya için dini bırakmak olmaz. Dünya işleri için imansızlık olmaz. İnsan dünyayı ahiretin tarlası olarak bilmelidir. Bu dünyada ne yaparsa ahirette onu bulacaktır, onu görecektir. Bazı gençler zannediyorlar ki yalnız dünya için yaratıldılar. Kumar oynamak var, zina yapmak var, içki içmek var, esrar kullanmak var, her türlü pislikleri yapmak var. Çünkü
ahirete inanmıyorlar. Çünkü öldükten sonra dirileceklerine inanmıyorlar. Bundan dolayı her türlü Allah'ın sevmediği, razı olmadığı işleri yapmaktadırlar. İnsan dinine sahip çıkmalıdır. Dinini öğrenmelidir. Dinimiz ilim dinidir. İman dinidir. Amel dinidir. Davet dinidir. Tebliğ dinidir. İman ediyorsan önce nasıl iman edeceğini öğrenmelisin. Eğer gerçek bir şekilde İslam'a inanmış kişilerdensen önce Müslüman olman neyi gerektirir bunu bilmelisin. Bu dünyadaki görevini bilmelisin. Allah'a karşı hakkını bilmelisin. İslam'a karşı, Kur'an'a karşı hakkını bilmelisin. Önce dinini öğreneceksin. Sonra öğrendiklerini uygulayacaksın. Sonra öğrendiklerini başkalarına öğreteceksin. Bundan dolayı karşılaşacağın zorluklarla, sıkıntılara karşı sabredeceksin. Ancak bu şekilde, gerçek bir şekilde iman eden kimselerden olabilirsin. Peygamberlerin görevi insanları Allah'ın dinine davet etmektir. Sen de böyle bir görev üstlenirsen peygamberlerin görevini ihya etmiş olursun. İslam ümmetinin en önemli görevi Allah'ın kullarını Allah'ın dinine davet etmektir, çağırmaktır. Tebliğ etmektir, öğretmektir, anlatmaktır. Eğer sen bunu yerine getirirsen şüphesiz ki o zaman dünyanın iyiliklerini, ahiretin güzelliklerini kazanacaksın. O zaman Allah seni mutlu kılacaktır. O zaman Allah sana yardım edecektir. Çünkü sen Allah'ın dinine yardım eden bir insansın. O zaman seni Allah koruyacaktır. Çünkü sen Allah'ın dinini koruyan bir insansın. Ama velakin Allah'ın kullarına Allah'ın dinini öğretmezsen, anlatmazsan, çağırmazsan, tebliğ etmezsen, davet etmezsen o zaman zarara uğrayacaksın. Allah'ın azabına uğrayacaksın. Allah'ın gazabına uğrayacaksın. Allah'ın lanetine uğrayacaksın. Ve dünyayı ve ahireti de kaybedeceksin. Senin görevin bir taraftan İslam'ı öğrenmek, o bir taraftan da İslam'ı öğretmek ve anlatmaktır.